Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Emin, Eray, Aydemir'le beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kıymetli hocam, bugün Vikingler ve Türkler hakkında konuşacağız. Ezoterik açıdan Türk Şamanizmi isimli kitabınızda Vikinglerle Türklerin birbirine bağlayan önemli destanlar ve önemli bağlar olduğunu söylediniz. Hatta biraz Vikinglerin Türk olduğunu ima ettiniz. Yani öyle demeyelim de ilginç bağlantılar olduğunu söylemek daha doğru olur. Biraz açalım hadi bakalım. Tabii şimdi ezoterik açıdan Türk Şamanizmini yazarken doğal olarak semboller, inanışlar, bunlara da kafa yoruyorsunuz ve diğer pagan toplumlarındaki, yani o dönemde pagan olan diğer toplumlara da bakıyorsunuz. Örneğin Güney Amerika'ya bakıyorsunuz, işte Kore'ye bakıyorsunuz, Japonya'ya bakıyorsunuz, Çin'e bakıyorsunuz. İnançlar arasındaki benzerlikleri yakalamak için. Bu süreçte tabii Viking toplumlarına da bakmak istedik. Biraz da tabii popüler kültürü son dönemde Vikingler çok konuşuluyor. Ve ilginç bağlantılar ortaya çıktı. Şimdi İzlandalı bir tarihçi ve şair çıktı karşımıza. 13. yüzyılda yaşamış. Snorri Sturluson. Çok değerli eserleri de var. Ama adamın uzmanlığı bir eddası var. Yani Viking mitolojisi ve efsaneleri hakkında bir edda kalemi almış. El yazması olarak. İlk başta Snorri Sturluson ismine yoğunlaştık. Ve şunu gördük. Son derece detaylı bir Viking külliyatı yaratmış bir insandan bahsediyoruz. Yani toplumu incelemiş. Zaten İzlandalılar da bir Viking toplumu bildiğiniz gibi. İlk olarak Vikingler tarafından keşfediliyor. Şunu söylüyor. Svegder, yani İsveç kralı Svegder, ülkeyi babasından devraldı. Tanrılar yurdunu ve ilk Odin'i ziyaret etme sözünü verdi. Kendisiyle beraber 12 yoldaş dünyayı dolaştı. Türk ülkesine ve Büyük İsveç'e geldi. Orada akrabalarını buldu. Şimdi bunu gördüğümüzde zaten bir sessizlik oldu. Yani bu bir İsveç masalı. Ya bu tabii şimdi Nordiklerin, Norsların inanış ve yaşayış biçimlerini biz onların sagaları ve eddalarından görüyoruz. Burada toplum yaşamıyla teoloji iç içe girmiş. Çünkü bildiğiniz gibi Viking tanrıları da ölümlü. Ve insani özellikler sergileyebiliyorlar. Ve öfkeni. O tanrılardan en büyüğü olan Odin Türkland'dan gelir. Türkland'dan geliyor. Şimdi burada tabii dikkatimiz, metne biz yoğunlaşmaya başladık. Şimdi Svegder ve İsveç kralı sonuçta bir Norse Viking yani. 12 yoldaşıyla beraber dünyaya girdi. Şimdi burada 12 artı 1. Başka bir şey dikkatimi çekti. İsa artı 12 havarisi. Bu da bizi başka bir yere götürdü. Niye Orta Asya'ya, Türkland'a gidiyor? Ne amacı var orada? Hani bu bir sıla hasreti mi? Ya da oradan neden geliyor? Oradan şöyle neden şey geliyor? Mi? Nuh tufanının ardından dünyanın ekseni değişti. Dünyanın eğimi değişti. Ve Nuh tufanına kadar İngiltere dahil İskandinavya tamamen buzlar altındayken bu değişiklikle beraber buradaki buzlar eridi. Gobi denizi dediğimiz yer şöyle Gobi çölüne döndü. Buradaki ormanlar bu çölün altında kaldı. Türklerin yani ana vatanı olan Türkland olan bu topraklarda yaşayamaz oldukları için bir kısmı da kuzeye İskandinavya'ya gitmiş olamaz mı? Odin de onlardan biri olamaz mı? Çok uç bir teori gibi gözükse de aslında değil. Çünkü Türkler zaten gezmeyi seven bir millet. Yani biz genetik olarak çabuk kaynaşan, yani gezen... Yani değişimin hemen ardından oraya göç eden Türklerin arasında bir figür olmasın Odin. Onu demek şuna, istiyorum. Yani bu göçü belki de anlatıyordur o masallar. Olabilir. Şuna da kafa yorduk. Dedik ki şimdi şaman profiline dikkat etmek lazım. Şaman Türk toplumunda, hatta bu Güney Amerika'da, işte Kore'de elit bir kesim, yani toplumun üzerinde bir kesim. Niye? Ölmeden önce ölme deneyimini yaşamış ve el verme yoluyla genellikle bazı kadim bilgiler edinmiş insanlar ve toplumun hayatına direkt olarak etkiliyorlar. Yani Orta Asya'da şaman dediğimiz profil bulunduğu alanın sağlığından sorumlu. Hava olaylarını tahmin etmek zorunda. Şifacı aynı zamanda, biraz önce bahsettiğim. Hava olaylarını tahmin edecek. Savaş için yönlendirecek, yıldızları okuyacak, dans edecek. Çünkü orada kozmik bir dans yapıyor bir ritüel esnasında. Evlilik törenlerini gerçekleştirecek, ev kurma törenlerini gerçekleştirecek. Ya o dönemin en entelektüel insanı. Şifa dağıtacak tabii. Otacı aynı zamanda. Şimdi bu bilgiyle sahip ve savaş sanatında da iyiler.
Nuray Bilgin'in çok güzel bir sözü var. Şaman giyinmez, kuşanır der. Bir savaşçı gibi kuşanır. Bu üst bilgiye sahip insan bir şekilde Kuzey Avrupa'ya gittiğinde orada zaten çok ciddi sıkıntılarla boğuşan bir halk böyle bir profil gördüğünde karşısında her şeyi biliyor adamcık. Hava olaylarına hakim, gök astrolojiye hakim. Böyle bir profille karşılarsa onu ne yerine koyar? Bunu düşündük başta. Yani tanrılaştırmaz mı bu profilde birisini? Belki de işte bu iklim değişikliğinden sonra oraya giden ilk Türklerin bir tane de hikayesidir belki de. Bir tane destanı da değil. Yingling'den bahsettim. Bir de Herve var destanı var. Müsaadenizle ondan da bahsedeyim. Bu destanı da şöyle anlatıyor. O sıralar doğudan Asyalılar ve Türkler geldiler. Bahsettiğiniz konuya aslında ilgili. Buraya kuzeye yerleştiler. Önderlerin ismi Odin'di. 8 oğlu vardı. Hepsi büyük ve güçlü adamlar oldular. Bu metinde de ilginç bir şey var. Şimdi Türkler de hani Odin kısmını geçtim. Oradan o Türk yurdundan birisi geliyor. İsmi Odin. Oğullarına verilen bir atıf var. Şimdi Türklerde bildiğiniz gibi kağanlık, liderlik biraz babadan oğula geçen de bir kavram. O dönem Orta Asya'ya veya Asya'ya çok özgün bir kavram bu. Yani orada bir güçlü adamlar ekolü de yerleşmiş ve bunu destanda da anlatıyor. Şimdi yine ikinci bir destanda başka bir şey karşımıza çıktı. Bundan sonra biz ya biraz da yakına gelelim dedik. Şimdi Türklerin kitabını, yani Türklerin tarihteki en önemli eserlerinden biri onun kitabeleri bildiğiniz gibi. Kim çözmüş? 1893 yılında Danimarkalı dil bilimci William Thomsen'le Rus Türkolog Vasily Rodov çözüyor. Baktığınız zaman Viking Rumlarıyla Türklerin Rumlarına neredeyse aynı gibi. Yani aynı dili konuşmuşlar sanki. Bak, çok ayırt edemezsiniz. Aynı dili konuşmuş, aynı dili yazmışlar. Yazmışlar gibi. Yani bir gelen aynı yani. Gelen de çözen de bir Danimarkalı sonuçta. Buradan ilginç bir bağlantı var. İskandinav. Bir Türk'le birlikte. Evet. Yani çok ilginç değil mi bunlar? Eski inançları arasında sağlam bağlantılar var. Biraz daha ilerleyelim istersen. Şimdi Türk şamanizmine baktığımız zaman politeist bir din yapısı görüyoruz. Yani bir tek tanrı var en başta. Bu kök tengri ve altında diğer görevleri yapan tanrılar, üst düzey görevler işte Ülgen, Umay, arttırabilir Jedi Han, arttırabiliriz sayılarını. Bu benzerlik Kuzey Avrupa Norse dini diyeyim ben. Kuzey Avrupa dininde de var. Mitoloji olarak da ifade edebilen insanlar var. Orada da işte bakıyoruz tanrıların tanrısı Odin. İşte orada bir Thor figürü var, bir Freya figürü var, bir Frigg figürü var, bir Heimdall, Loki var. Orada da Loki biraz tabii şeytana benzer bir tane. O ilginç bir karakterdir o. Norse mitolojisinde. Yani var ve bir politeist, bir çok tanrılı bir yapı. Bir piramidal bir yapı var. Tabii farklılıklar da var. Şunu da söylemem lazım. Oradaki tanrılar ölüyor. Bir de öyle bir durumları var. Hani kök tengrinin öldüğü düşünülemez bile Türk mitolojisinde. Ama Valhalla'ya gidiyorlar. Tabii Valhalla. Şimdi Türklerde de savaşçılar motivasyon hani gök tanrıya ulaşmak, onunla olmak, bir olmak, tanrıya dönmek değil mi? Orada da o motivasyon var. Biraz da bir Vikingler farklı yapmışlar. Valhalla'da biliyorsunuz bütün gün kavga ediyorlar, birbirlerini yaralıyorlar, öldürüyorlar. Sonra tabii akşam hiçbir şey olmamış gibi Odin'in sofrasında oturuyorlar. Odin'in sofrasında şölene devam ediyorlar. Peki sofra ve şölen kavramı Orta Asya Türklerinde kurultaylardan sonra şölenler kurulur veya evliliklerden sonra veya savaşta zaferlerden sonra. Yani biz biraz daha bunu irdeleyelim dedik yani bir önceki kitaplar gibi sembollere bakmaya başladık. Sembol hayvanlara bakmaya başladık. Şimdi Hugin ile Mugin, Geri ile Freki, diş gıcırtadan, diş çatırdatan. Kim, ne olduklarını söyleyeyim. Yani tabii, iki kargadan bahsediyoruz. İki karga ve iki kurttan bahsettik. Şimdi karga, kuzgun, şamanlarda da çok özel bir hayvan. Bilgeliği temsil ediyor. Bilgeliği, kadimliği, diğer boyutları temsil ediyor. Yani şaman bildiğiniz gibi bazen bir kartal olur, bazen bir karga olur. Bildiğiniz gibi şamanlar en fazla kutup yıldızına kadar çıkarlar. İşte bu kutup yıldızına kadar çıkarlarken hangi hayvan donuna girer, hangi hayvana bürünür? Ya karga, ya kartal, ya kırlangıç, ya geyik. Yani hayvan sembolizması da çok değerli. Bunların benzerlerini biz Norse dininde de gördük. Kurt sembolü. Şimdi Türklerde kurt, özellikle gök yeleli kurt, işte böyle kağanlara yol gösteren,
savaşlarda onları yürüten, ordunun onunda yürüyen, hatta Türeyiş destanında yok olan Türklerin tekrar var olmasını sağlayan bir figür. Odin'de kurtlarıyla zaten özleşmiş. Kargalardan daha çok kurtları görürsünüz Odin'de. Atlara baktık. Yani şimdi savaşçı kavimler doğal olarak atlar çok önemli. Atların kuyrukları Türklerde düğümlenir. Aynı düğümlemeyi biz Norse'larda gördük. Yani bunlar çok kolay denk gelecek sembolizmalar değil. Biraz da hayvanlardan da aşkım sembollere bakmaya başladık. Onlarda Yggdrasil denir, bizde yaşam ağacı, hayat ağacı. Neredeyse birebir aynı. Yani etrafında bir sadece gökkuşağı boyutu farkı var. Geri kalan hepsi işte yer alemi. Yer aleminde onlar da Yggdrasil'i tutan yerin altında yılanlar var. Bizde ejderha çıktı. Ki zaten ejderha da evirgen. Daha sonra evren isminin dönüşümü de ejderhadan kaynaklanır. O kadar fazla benzerlik bulduk ki. Yani tabii diğer toplumlarla da benzerlikler var. Hani çünkü semboller ortak bir miras. Ama burada biraz fazla olmaya başladı. Evet. Yani aslına bakarsan hem savaşçı hem de tüccar bir toplum Vikingler. Onun için dünyanın birçok noktasına erişiyorlar, birçok noktasına dokunuyorlar. Ama adamların çok eski inançlarına baktığın zaman tamamen Türklerle özdeşleşiyor. Çok benziyorlar. Yani savaşçı, savaş kültürleri, toplum hayatına bakışı. Şunu da gördük şimdi. Kadınlar konusu. Orta Asya dışında kadınlar yani. Kadınlar savaşçı. Evet. Yani bu hani Amazon derler ya, Amazonlardan çok önce Türk savaşçı kadınlar. Ama Türk toplumunda sakalarda kadınlar zaten savaşçı. Evet, ok evet. Kullanabiliyorlar. Evet, yani evet. Bir Tomris Hatun var. Çok doğru. İşte geçen bir onun bir filmi de yapılmıştı. Çok güzel bir film. Vikinglerde de aynı şekilde. Yani çünkü Türk toplumunda kadın erkek eşit. Antik Türk toplumunda kadın erkek eşit. Kesinlikle öyle. İbn-i Battuta sanırım bir Arap gezgini geliyor Orta Asya'ya, ya diyor bunlar da kadınlar çok rahat hareket ediyor. Hatta devlet yönetiminde rol oynuyor. Yani şaşırıyor adam. Sadece Arap coğrafyasında değil. Çin'de de öyle bir hakları yok. Ama Orta Asya'da toplum eşitlik. Çünkü dualite prensibine göre şekillendiriyorlar. Yani Türklere göre, şamanist Türklere göre her şey bir dengede olmak zorunda. Kadın erkekten veya erkek kadından yukarıda olduğu zaman bu dengenin bozulacağını inanıyorlar. Aynı anlayışı doğaya da yansıtmışlar. İşte geçen bir dostum ya Avatar diye bir film seyrettim dedi. Evet dedim. İşte orada hayvanı öldürüyor ama bunu neden öldürdüğünü anlatıyor. Benim dedi çok hoşuma gitti. Ya dedim onu Avatar filmine bakmaya gerek yok. Türkler 3000 yıl önce de yapıyordu. Yani şu an işte en son bulunan Duka Türkleri elini yıkayacak nehirden suyu taşıyor, toprağın üzerine alıyor ki nehir kirlenmesin diye toprağın üzerinde elini yıkıyor. Böyle bir anlayıştan bahsediyoruz. Bunun benzerini biz Vikinglerde de gördük. Yani orada da kadın hiç öyle geri plana atılan bir toplum değil, bir topluluk değil. Tam tersine erkeklerle aynı işler. İşte Türklerde mesela Kaan savaşa gittiği zaman devleti kadın yönetmiyor mu? Oradaki kral veya earl dediğimiz işte kont savaşa gittiği zaman oradaki toplumu da kadın yönetiyor. Ve kraliçe, işte Türklerde katun, ondan habersiz sefere dahi çıkmıyorlar. Yani evlilik törenleri çok kutsal, tamamen bir eşitlik var. Bu da ilginç. Çünkü bunu o dönemde biz iki yerde görebiliyoruz. Bir Orta Asya'daki Türkler ve Moğollar, ikincisi Kuzey Avrupa. Aynı dönemde, aynı tarihlerde aşağı yukarı bu medeniyet karşımıza çıkıyor. Şimdi, bu nasıl oldu? Sorular soruları beraberinde getiriyor. Niye bunu böyle gördüler? Bir ortak miras oldu, iddiası güçlendi. Güçlendi diyorum bugün, hani kesin kesin konuşmak çok zor bir konu ama tabii tarihçiler. Ama iki toplumun dünyaya bakış açısı da aynı yani. Savaşmayı çok seviyorlar. Yani Vikingler de çok savaşçı bir toplum. Türkler de öyle. Türkler de yani savaşmayı çok sever. İşte gezmeyi, Vikinglerde de vardır o gezme kültürü. Bir onlar, ben hep şey derim, onlar bizim denizci versiyonumuz. Biz denizden uzak. Viking demek zaten hadi sefere demekmiş. Evet. Yaz geldi, hadi sefere. Yağmalayan, Vikingür'den esinleniyor. Yağmalayan ve dünya tarihini çok etkiler. Yani aslında dominant oldukları dünya tarihinde bir 200 yıl var. Ama mesela Britanya'yı şekillendiriyor. Tabii. Yani Paris'i yağmalıyor adam gidip. Yani ve İzlanda'yı buluyor. Şu da hep karıştırılır işte, Amerigo Vespucci mi, Christoph Kolomb mu? Hayır, Vikingler, Kanada'nın Newfoundland'da çıktı adamlar. Çünkü çok iyi denizciler. Ve biz şeyi de inceledik. Yani hem Fransa'nın hem İngiltere'nin kaderini değiştiriyor. Amerika'ya gidenler yine onlar. İzlanda'nın kaşifleri onlar. Ya çok ilginç bir topluluktan bahsediyoruz ve
inançlarını da müthiş koruyorlar. Yani o kadar temasa rağmen bir şekilde o Viking inançlarını taşımaya başarıyorlar. Ki Türklerle de aynısı oldu. Yani çok... Biraz önce özür dilerim sözünü kestim. Şunu da inceledik dedi. Ne inceledik? Şeye de baktık. Yani kadınlar üzerinde değil de toplum yapısının diğer toplumlara ilan vermiş. Mesela İngiltere'de Vikingler geldikten sonra kadınların biraz daha özgürlükçü olduğunu fark ettik. Özgürlükçü bir anlayışa sahip olduklarını görmeye başladık. Hristiyanlık etkisinden uzak kalırken bence yine Britanya'nın Fransa veya İngiltere gibi tam Hristiyani bir ulus olmasının önüne geçmişler. Daha pagan sembollerini biraz daha korumuş Britanyalılar o döneme göre. Tabii ada olmanın da getirdiği bir avantaj var. İzlanda'nın keşfi ardından ki bugün hani Lord of the Rings'i ben de çok severim. Oradaki elfler, cüceler hep onlar Vikinglerden alıntılardır. Yani o ilk Vikinglerin kurduğu bir sistemdir o. Onların hayalleridir, düşleridir. Amerika'yı keşfettiler, Newfoundland'a gittiler. Orada koloni kurdular yani. Müthiş denizler, şuna da baktık. Ayrıca şimdi ben daha önce denizcilik sektöründe çalıştığım için teknelere dikkat ettik. Yani bu gemiler nedir bu gemiler? Nasıl okyanus aşıyor değil mi o tarihte? Nasıl okyanus aşıyor ve bahsettiğimiz... Ve aynı tekne nehire de girebiliyor. Kesinlikle. Bunun nehir yatağına giriyor. Nehir yatağına giriyor. Şimdi o zamana kadar dünyanın görmediği bir teknoloji tabii bu. Normalde bir gemi geldiği zaman veya gemiden biraz ufak Mavna diyelim geldiği zaman yanaşması için bir liman lazım. Bunlara limana ihtiyacı yok ki altları düz. Çıkarma gemisinin ilk örnekleri çıkıyorlar. Ve anında yağmalayıp dönüyorlar. Ve o kadar zekiler ki şunu öğrenmişler. Hristiyanlar pazar günü kilisede, demek ki pazar günü kilisede para var. Yani çok zekiler ve şeyi de çok seviyorlar. Siz biraz önce bahsettiniz. Bu İsveç Vikingleri, Norveç ve Danimarka Vikinglerine göre biraz daha sosyal. Onlar da Baltık Denizi üzerinden Rusya'ya gelip Rusya'da ticaret yapıp hatta oradan aşağı kanallarla İstanbul'a iniyorlar. İstanbul'a Miklagard diyorlar bildiğiniz gibi. Büyük şehir. Daha o zaman Türkler tarafından fethedilmemiş. Orada da ticaret yapıyorlar. Bir bölüm Araplara iniyor. Bir bölüm Hazar'daki Türklerle temas ediyor. Bu tabii bu efsanelerden çok daha sonrası. Anlatılan dönemden tabii, çok daha sonra. Ayasofya'da yazmış olduk. Haldwan yazmış oraya. Yani adam aslında orada çok büyük bir barbarlık yapmış ama tarihe geçti. Yani evet. O bir yanılmıyorsam o Haldwan Bizans döneminde Bizans'ta görev alan bir paralı asker o. Viking. Çünkü o 200 yıllık büyük dönemlerinin ardından Ragnar Lodbrok'la işte geçen dönem ondan sonra biraz daha asimile olmaya işte paralı asker olarak hizmet ediyor. Çünkü çok nitelikli savaşçılar. Bir de şimdi Ulfhednar veya Berserker dediğimiz sınıflar var. Ulfhednar bizim Türklerdeki akıncılar, deliler denilen gruplar var ya onlarla çok benziyor. Bir kurt postu giymiş. Çok hafif silahlı. Düşmana saldırmaya ama dönmeye pek düşünmeyen bir sınıf. O da kurttan esinlenmiş mesela. Türklerde de onlar hep kurt taktikleri uygularlar. Turan Bozkır dedim işte kurt taktikleri yani kurtlardan ne gördüyse iki toplumda uygulamaya başlamış. İki toplumda da kurt bir kere mukaddes. Tabii kutsal. Avlanma sistem yani kurdun avlanma sistemini işte hedefinin etrafını çevir, onu merkez yor, onu ondan sonra saldır. Aynı savaş taktiklerini kullanıyorlar. Nasıl oluyor? Nasıl denk geliyor? Nasıl bu kadar iyi gözlemliyor? Sonra ordudaki diğer sınıftan bahsediyorsun. Berserker o ayı sınıfı. Şimdi Vikingler zaten uzun bir toplum. Bir de daha uzun Vikingler olduğunu düşünün. Yani 2 metre 5 santim, 10 santimlik bir asker olduğunuzu düşünün. Bu adam bir de ayı postu giyiyor. Elinde ağır bir balta var. Ve savaş meydanında bunu karşı karşıya geldiğinizi düşünün bununla. Psikolojik hareket faaliyetleri ilk başlatan ulustur derim ben. Yani korkunç bir şey. Şimdi zaten çok iyi savaşan bir grupta bir de böyle fiziksel olarak çok iyi görünümlü ayı postu giymiş yani ayı gibi güçlü birini karşınızda gördüğünüzde psikolojik olarak yıkılırsınız o dönemde. Yani bu da var. Bu da ilginç bir şeye götürdü bizi. Ya dedik ki şamanlarda ayı diye bir figür var. Şamanlar şifacılık yapmak için bazen ayının pençelerini üzerine takıyorlar. Sonra şunu gördük. Bazı savaşçı şamanlar da ayı postu giyiyor. Yani yine denk geldi. Yani biz askeri sınıfa bakarken başka bir şey karşımıza çıktı. Yaşam ağacı sembolünden biraz önce bahsettim. Yani kurtlar, kuzgunlar işte oradaki şaman figürüne benzeyen figür. Orada da bir inisiyasyon töreninden geçiyorlar. Orada da bir sırlar sistemi var. Yine tabii
el vermeli ve kulaktan kulağa anlatılan bir sistem bu. Yazılı bir sistem değil. Oradaki şamanlarla, yani oradaki ismiyle, orada bilge kişi diyorlar yanlış anlamıyorsam, tam dili şu an söyleyemeyeceğim. Ama oradaki şamanlarla bizim Orta Asya'daki şamanlar da birbirine çok benziyor. Yani yine şifacılık var, yine geleceği bilme var, yine savaş kararı alma var, yine etkileme var. Yani çok fazla denk geldi. Hani bu kadar denk gelince biz de kitaba koyduk bunu. Hani tekrar söylüyorum, kesin öyledir demiyorum. Ama bunu biz veya işte Kızılderililer Türktür işte şöyle diyenlerden esinlenerek yapılmış bir şey değil. Bunu 13. yüzyılda İzlanda'nın dönemin en büyük entelektüeli Snorri Sturluson diye bir adam yazıyor. Biz yazmıyoruz bunları. Ha bu niye şimdiye kadar incelenmedi? Mesela ben bir tane makale gördüm. Türk mitleriyle Kuzey Avrupa mitlerinin arasındaki benzerlikler. Bir akademik araştırma niye buna kafa yorulmadı? Niye incelenmedi? Türk mitolojisiyle İskandinav mitolojisi neden karşılaştırılmadı? Neden karşılaştırılmadı? Yani belki bazı farklılıklar var diyoruz ama o bazı farklılıkların çok mantıklı bir çerçevede aslında fark olmadığını da göreceğiz gelecekte. Bunların yapılması lazım. Ama iki toplum arasında hala şunu görüyorum. Yani bu Türkiye'deki gök tanrı inancına sahip kişilerle Kuzey Avrupa'da yaşayan ve botanizm yani odinizm dinine inanan kişiler arasında özellikle sosyal medyada gruplar kurulduğunu, bilgi paylaşımı yapıldığını da görüyoruz. Evet, eklemek istediğin başka bir detay var mı? Yok yani konu çok detaylı. Biraz da tabii izleyicilere de işkence etmeyelim. Hani onlar da çok ilginç bir boyuta geçecekler ama çok basit okumalarla çok ilginç tesadüfler görebileceklerini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet dostlar, bize zaman ayırdınız. Bizi izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.